Amerika sizce FETÖ'yü iade eder mi etmez mi? Etmez. Neden efendim? Dünyanın düzeni değişir. Sizce? Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Amerika FETÖ'yü iade eder mi etmez mi? Etmez. Neden efendim? Birlikte çalışıyorlar bana göre. Hiç mi ihtimal yok? Yok. Ederse ne olur peki? Hiçbir şey olmaz. Bir şey. Yine yırtar mı diyorsun? Yine yırtar. Sence Amerika FETÖ'yü iade eder mi etmez mi? Bence eder. Edemez pardon. Bence edemez. Neden? Ülke arasında yani şöyle söyleyeyim, dolar piyasaları falan karışık biliyorsunuz. Bence bu düşmesi ve artmasından kaynaklanacak bir şeyden dolayı edemeyeceğini düşünüyorum. Ederse ne olur Türkiye'de? Ya bir şey olacağı, yani zaten Türkiye'de demokratik sistemde çok büyük sıkıntılar var. Demokratik sistemde yargılanır, ben de yargılanmasını istiyorum. Ama buna çanak tutanlar yıllarca, 98'den bu yana, belki daha öncesinden bu yana çanak tutanların da yargılanmasını istiyorum ben. Şahsen benim fikrim öyle. Sizce Amerika FETÖ'yü iade eder mi etmez mi? Bence etmez ya, etmesin zaten. Ne etmesin var? Ne? Ederse ne olur? Gelmesin bu topraklara artık ya, ben istemiyorum, gelmesin bence. Gelip hesap vermesi daha uygun değil mi? Evet uygun ama gelmesin ya, orada bir şeyler yapsınlar, buraya getirmesinler artık. Hak orada etmiyor mı bence Türkiye'yi? Sizce Amerika FETÖ'yü iade eder mi etmez mi? Vallahi hiç bilmiyorum ya. Yani ben siyasetimde çok... Yok yok, sen itidi ısırmaz. Diyorsun. Evet. Neden peki? Öyle düşünüyorum. Meşhur laf var ya. Ona göre o, yani o şekilde. Gelin. Bence etmez. Gel böyle, gel yanına. Bence etmez. Neden? Ya zaten onlar koruyor yani. Niye etsinler ki? Onların da faydası var. Ederse de ortalık karışık, etmesi de ortalık karışık. O parayı götürdü, o da parayı götürdü. Olan bize oldu. Bak iş olmuyor. Bak. Bak, el parası bekliyor, el parası ödeyemiyoruz. Ne yaptı? Bak, toptancı değil, para almaya gelmiş, ödeyemiyoruz parasını. Buyurun. Sizce Amerika FETÖ'yü iade eder mi, etmez mi? Etmez. Neden efendim? Çünkü bunlar hepsi Amerika'nın oyunları yani. Yani Amerika FETÖ'yü iade ederse Türkiye ile arası bozulacak. Zaten şimdi yeni başkan, seçilen başkan da Amerika... emperyalizm yani gibi bir şey yani. Recep Yarım, sizce Amerika FETÖ'yü iade eder mi etmez mi? Hiç o işlere girmeyeyim ben. Sordum artık. Ya, hiçbir fikrim yok. Gerçekten. Peki etsin mi etmesin mi? Bilmiyorum. Etmez bence. Bak bir şey söylediniz. Ben... Katılmasam daha iyi bir röportajı. Teşekkür Biçin ederim. Bilmiyorum. Sizden alalım. Ben bilmiyorum ben gerçekten. FETÖ'yü tanımıyor musun? Hayır, FETÖ'yü tanıyoruz ama Amerika'yı da tanıyoruz ama. Evet. Yani bu konuda bir bilgimiz yok. Beyan etmek istemiyorsun kızım. Aynen öyle. Evet. Eyvallah. Edemiyoruz. Niye, bir sıkıntı olmaz aslında. Yok, teşekkürler. Tamam. İleride eder. İleride. Mecbur. Trump, zaten bir sene veriyorum Trump'a. Oldu oldu. Olmadı. Sağlık olsun. Peki iade ederse ne olur Türkiye'de? Etmezse ne olur? Ederse çoğu şey çözülür. Cezasız çeker. Etmezse de yapacak bir şey yok. Eyvallah.